Bugünkü konumuz Epstein anomalisi. Buna bazı insanlar Epstein diyor. Biz Epstein diyelim zaten çok da fark etmez. Buradaki önemli husus şu arkadaşlar. Epstein anomalisi deyince aklınıza lityum da gelsin. Lityum bipolar bozukluğu tedavi etmek için kullanılan bir ilaç ve annelerin lityum kullanması çocuklarının rahimdeyken Epstein anomalisine sahip olmalarına yol açar. Aslında bu upstein lityum beraberliği çok uzun zamandır kabul edilen ama pek fazla kanıtla da desteklenmemiş bir durum. Bu görüşe göre annenin kullandığı ilaçlar yüzünden kalp kusurlarından biri olan Upstein anomalisi görülüyor. Ama aslında annesi lityum kullanmayan bebeklerde de bu anomali görülebiliyor. Upstein kalbin sağ tarafını kapsayan bir defekt. Daha önce de defalarca çizmiştim. Sağ kulakçık yani RA, aşağıda sağ karıncık yani RV sol kulakçık yani LA sol karıncık yani LV mavi pulmoner arter ve kırmızı aort. Ebstein anomalisinde triküspit kapakla ilgili bir sorun vardır. Triküspit kapak genelde burada, sağ kulakçıkla sağ karıncık arasındadır ve bu durumda aşağı doğru sarkar. Buna yer değiştirmiş kapak denir sanki karıncağa doğru sarkmış gibidir. Şimdi çizeceklerim oldukça garip görünebilir çünkü bunu tekrardan çizmek yerine üzerinde değişiklikler yapacağım. Sağ kulakçığın aşağı doğru uzadığını gösteriyorum bakın burada. Bu durumda sağ karıncık hala pulmoner artere bağlı ama boyutu daha küçük. İşte buradaki bölge. Triküspit kapak ise yine bu iki odacık arasında ama genelde az gelişmiş, sarkık ya da bir şekilde sorunludur. Evet, Abstein anomalisi ile ilişkilendirilen bir kelime var. Ondan da bahsedeyim. Sağ karıncığın atriyalizasyonu. Atriyalizasyon. Ne anlama geldiğini tahmin etmeniz için ipucu vereyim. Atrium kulakçık demek arkadaşlar. Sağ karıncık atriyalizasyonunda bu iki bölgeyi birbirinden ayıran triküspit kapak aşağı indiği için sağ karıncık olması gereken yer ne olmuştur artık? Kulakçık olmuştur. Yani kulakçık daha büyüktür, karıncık daha küçüktür. Kulakçık büyümüş, karıncık küçülmüştür. Bu durum sağ karıncığı zayıflaştırır. Şimdi yukarıdaki sağ ve sol kulakçık arasındaki septumu çizeyim. İşte burası. Abstein anomalisi görülen insanların neredeyse yarısında sağ ve sol kulakçık arasında bir delik vardır. Bunu da önceden görmüştük. Atrial septal defekt ya da kısacası ASD. Evet, Upstein anomalisi bu şekilde. Sol taraf aynı şekilde çalışıyor. Yani kırmızı kan akciğerlerden sol kulakçağa geri geliyor ve sol karıncık kanı aorta pompalıyor. O zaman bebekte neden siyanoz görülüyor? En baştan başlayalım. Bu bebek doğduğunda akciğerlerinde çok yüksek derecede direnç olur. Yetişkinlerinkinin yaklaşık 4 katı miktarda bir dirençten bahsediyoruz. Burada pulmoner arterde bu yönde ilerleyen büyük bir kuvvet vardır bir kan damlasıysanız, hele de vücuttan şu anda kocaman olan sağ kulakçağa giden oksijensiz bir kan damlasıysanız, buradan geçerek sağ karıncağa gidersiniz. Bu noktada pulmoner artere gitmek veya triküspit kapağı geri dönmek gibi iki tercihiniz olabilir. Hızlıca yazalım. Triküspit. Bunun aşağı sarktığını ve artık eskisi gibi çalışmadığını unutmayın. O halde kan, triküspit kapağın arkasından Kulakçığa geri gelir, kalbin sol tarafına gidecek şekilde yönünü değiştirir. Yani şant yapar. Bu yüzden özellikle yaşamın başında yani bebeklerde bu kadar yüksek pulmoner direnç olması kanın sola gitmesine sebep olur. Bu durum sol kulakçıkta karışık kan olmasıyla sonuçlanır. Yani sağ taraftan mavi kan ve akciğerlerden gelen kırmızı kan burada birleşir. Sol karıncağı da birleşmiş olduğu için rengi mora dönen kan gider ve oradan da aorta geçer. Bu karışım yüzünden oluşan siyanoz aynı zamanda akciğerlere çok fazla kan gitmemesinden kaynaklanır. Sağdan sola şanttan hatırlayacağınız gibi sağ kulakçığı ve karıncığı birleşik dermiş gibi düşünebiliriz. Buradaki kapak iki tarafı ayrı tutmak için yeterince iyi çalışmıyor. Bu yüzden zayıf olan sağ karıncık ne kadar kuvvet üretebiliyorsa o kadar kuvvetle kasılmayı dener. Genelde kanı bu yüksek dirençli pulmoner artere itmek yerine sol tarafa iter. Evet, Bebek doğar doğmaz akciğerlerdeki direnç düşmeye başlar. Bu anomali bebek ilk birkaç haftasına doğru ilerledikçe biraz daha iyileşen tek hastalık olabilir. Dirençle ilgili olan okları şimdi sildim ve bununla birlikte şantın boyutu biraz daha küçüldü. Oka bu şekilde tekrar bakalım arkadaşlar. Şimdi oku bu şekilde tekrar çiziyorum. Az da olsa hala şant var ama şimdi pulmoner kapağa giden daha çok kan var. Normal yetişkin seviyesine erişene kadar akciğerlerdeki direnç düşmeye devam eder. Sonra daha fazla kan akciğerlere gider. Bu hastalık çocuklar büyüdükçe iyileşir çünkü bizi en çok ilgilendiren buradaki direncin yeterince azalması. Böylece oksijensiz kanın çoğu sol taraf yerine akciğerlere gider. Sonra da daha az karışım olur ve bu durum sol tarafa mor kan yerine daha fazla kırmızı kan gitmesini sağlar. Temelde önem verilen şey şantın işlevsel olarak ne kadar kuvvetli olduğudur. Yani kanın çoğu akciğerlere gittiği sürece durum iyi demektir. Upstein anomalisi görülen kişilerin ameliyat ve tedaviye ihtiyacı yoktur demek istemiyorum. Çünkü çoğu zaman bu kişilerde bazı hastalıklar da görülür. Ama Upstein anomalisinde e, şunu yani Apstein anomalisi özelinde şunu söyleyebiliriz. Bu anomali pulmoner direncin düşmesiyle iyiye gider. O yüzden de anomalisi olan bu çocuğun ameliyat olmadan kurtulabilme şansı vardır.